Çin'de en yaygın antik efsaneye göre insanlar Nuva tarafından yaratılmıştır ve Çinli insanlar onun neslinden gelmektedir. Nuva tarafından yaratılan ilk grup insan çamurdandı ve hiçbir yaşam, düşünce ya da hareketi olmayan kukla gibilerdi. Ama Nuva bu durumdan memnun olmadı ve sihirli nefesini içlerine üfleyerek onlara bir ruh verdi. Ve onlar hemen canlı insanlara dönüştüler. Ama bu insanlar bilgelikten yoksundular ve dışsal değişimlere karşı dayanma yetenekleri yoktu. Duygularını nasıl kontrol edeceklerini bilmiyorlardı ve çevrede meydana gelen olaylarla ilgili kapsamlı bir anlayışları yoktu. Hiçbir mantıkları, yaşam anlayışları olmadığı gibi ölüme karşı da çok savunmasızlardı. Bir grup insan öldüğü zaman Nuva başka bir grup daha yaratmak zorundaydı. Bu iş çok meşakkatli ve sonu gelmez gibiydi. Nuva insanlara biraz bilgelik verdi ve onlar için müzik enstrümanlarını yarattı. Böylece müziği zenginleştirmek için bir kültüre sahip oldular. Eski insanlar öldükten sonra dünyada yaşayacak olan yeni grubun yaratılma problemini çözmek için de Nuva, erkek ve kadın ile şarkılar ve dansı geliştirdi. Böylece insanlar duygularını şarkı söyleyerek ve dans ederek ifade edebiliyorlardı. O zamandan beri insanların ölüm problemini çözmek ve kadın ve erkeğin bir arada yaşamasını ve kendi nesillerini yetiştirebilmelerini sağlamak için evlenme sistemini kurdu. İnsanlar yavaş yavaş kendini nasıl disipline edeceklerini ve çevrede meydana gelen olayları nasıl ele alacaklarını anlamaya başladılar. İnsan tarihi, kültürü ve diğer kesitleri gelişmeye ve yayılmaya başladı. Yavaş yavaş basit yaşam zenginleşti ve yaşamın anlamı sığlıktan uygarlığa doğru dönüştü. Batı efsanesi de benzer bir hikaye sahiptir. Tanrı Adem ve Havva'yı yaratmak için kaburga kemiğini kullanmıştır. Doğu ve Batı efsanelerinden ortak bir nokta çıkarabiliriz. İnsanlar Tanrı tarafından yaratılmıştır.